Bugün zengin ve şımarık insanların TikTok videolarına bakacağız. Eğer zengin olmak istiyorsan hemen aşağıdan kanala abone ol. Onun elinde ne anahtarı var ya? Ben daha ne anahtarı olduğunu anlamadım. Ha, garaj anahtarı. Bu nasıl bir garaj? Her yer Ferrari. Ya bu kadar fazla Ferrari olamaz ya. Bir evde bu kadar fazla Ferrari olur mu ya? Bir evde bir Ferrari olur abi. 10 tane Ferrari olursa biz nasıl alacağız? Sıkıldığında evde tiyatro olduğunu hatırlıyorsun. Nasıl bir eviniz var sizin ya? Şu eve bak, otel gibi. Tiyatro mu var? Tamam, tiyatro var da kim oynayacak? Yani bir de böyle bir sorun var şimdi. Zenginlikten evine tiyatro yaptırıyorsun da tiyatroda oynayacak kişiyi nereden bulacaksın? Of, manzaraya bak, manzaraya. Bir insanın duşunun ve bütün evinin manzarası böyle olamaz ya. Çok güzel bir ev. Gel abla, gel. Bu nasıl bir mutfak? Bu nasıl her yer mermer? Kampanya makinesi varmış havuzun yanında ve beleşmiş. Burası tam olarak neresi? Yani bu dağıtılan şeyler, beleş olarak dağıtılan şeyler pahalı. Hani suyu anlarım, bedava olur havuz kenarında. Ne bileyim, kolayı falan anlarım. İşte milkshake, cartcurt da abi şampanya. Pahalı bir şey yani. Demek ki birileri tatilde güzel para harcıyor. Şu an gerçekten şu videonun içerisinde olmayı o kadar çok isterdim ki. Yüzlerce hediye var ya. Abi sabaha kadar hediye açmak istiyorum. Ve benim yılbaşında yıllardır hediye almadığım gerçeği de benim canımı sıkmaya başladı şu an. Artık büyüdüğüm için mi hediye almıyoruz? Ne oluyor ya? Ben büyümedim arkadaşım, bana hediye alın. Size demiyorum, aileme söylüyorum. Sizden isteyebileceğim tek hediye abone olmanız. O da beleş. Satın aldıkların Ferrari'ne sığmıyor. Ay, kıyamam ya. Abla, yan koyarsan sığar. Ya öyle koyarsan zaten benim arabaya da sığmaz yani. Onu yan koyman lazım. Derde bakın, derde bakın. Umarım bir gün bizim de dertlerimiz bu olur ya. Abi, Ferrari'me çantam sığmıyor yahu. Evet abi, ne kadar çok paran varmış ya. Ama bir şey diyeyim mi? Bence bu paralar fake. Yani niyeyse ben fake olduğunu düşünüyorum. Bu adam çünkü camdan falan da saçıyor yani abi. Bir şeylik var bu videolarda da anlamadım. Ama Ferrari de güzel. Ne kadar paranız olsa şu hareketi yapardınız. Bakın, dolaptan parayı alıyorsunuz. Ondan sonra dışarı saçıyorsunuz. Ben cevap vereyim, hiçbir zaman yapmam. Ayrıca bu paraların da fake olduğunu düşünüyorum. Ay maşallah, ne kadar da çok para varmış ya. Abi her yer para. Bu adamın evinde her yer para. Bak, kendine bir Ferrari de satın almış. Oo, SLR'lar falan. Yalnız bu adamın paralarının fake olduğuna dair bir sürü video var. Yani bilmiyorum, sizce bu paralar fake mi? 2022 Christmas. Oo, PlayStation, Mic'lar, MacBook, iPhone, kulaklık, tablet, mouse, bilgisayar falan. Bir de böyle yapıyor. Abi, o kadar hediye almışsın, nasıl böyle yapabilirsin ya? Şımarık, hiçbir hediyeyi beğenmiyor. Şunlardan bir tanesini bana alsa birisi yılbaşı hediyesi için, ben ona böyle böyle yaparım yani. Yeni okul çantası Louis Vuitton'dan. Evet, zenginim demeden zengin olduğunu göster çantası. Abi, okula giden çocuğun bu çantayla ne işi var ya, onu anlamıyorum ya. Bu kadar pahalı bir itemle ne yapıyor olabilirsin? Dubai'de doğum günü pastası sipariş ettiğinde bu mu geliyor? Kocaman dolar mı geliyor? Abi ne kadar ayıp ya. Doğum günü mü bu? Para şeyi mi, töreni mi, ne ya bu? Bu Dubai parayı nereden buluyor? Tamam, petrolden buluyor da abi, azıcık da yani bilmiyorum, fazla var Dubai'de bu para. Ayrıca da ne kadar ayıp ya, doğum gününde bu kadar para şeyi niye geliyor ki pastası? Seni hiç alakadar etmez. Eğer bu evde yaşamak istiyorsan hemen like tuşuna aban. Abi, helikopter pisti bile var. Çok güzel bir manzarası var ya. Yeşillik, deniz birleşiyor. Çok iyi. 14 Pro'nun başka rengini istemiştim diye niye telefonu yere attın ya? Abi, altın rengini istiyorum diye önceki rengini yere attı. Onun yerine mesela, hani zaten zenginsiniz ya, gitsen desen ki anne ya da baba ben diğer rengini istiyorum, onu da alırlar. Bilardo masası. Oo, yukarıdan bir görüntü yansıtıyorlar, ona göre böyle suyun üstünde oynuyorsun gibi. Zenginlerin bilardosu da bir garip oluyor ya. Dubai'de kız arkadaşınla yemeğe gidiyorsun. Abi bu nasıl bir ortam böyle ya? O su gerçek mi, görüntü mü? Herhalde gerçek değil de. Ya ama nasıl güzel bir ortam ya abi, ne kadar zenginlik bu, vallahi çıldıracağım şimdi ya. Aşırı kıskanıyorum. Kıskanmamışım hiç. Yılbaşı kuzenlerinle. Abi bu ne kadar hediye paketi ya. Ya gerçekten bu kadar hediye ne yapacaksınız? Pıralar, her yer pırada ya. En sonki yılbaşında ne hediye aldığını acilen durdur videoyu, yorumlara yaz. Ben almadım. Bana yılbaşında kimse hediye vermedi.
Garajına gittin ve hangi Chiron'u sürmek istediğini bilmiyorsun. Evet, hangi Bugatti mi binsem acaba? Buna mı binsem, buna mı binsem? Şu Bugatti mi, bu Bugatti mi? Sen kimsin? Jeff Bezos'un oğlu falan mısın? Abi bu zenginlerin derdi bir ayrı oluyor ya. Hangi Bugatti'ye bineceğime karar veremiyorum arkadaşlar. Çok dertliyim ya. Ya geçenlerde de gittim garaja. Yani hangi Porsche'ye bineceğime karar veremedim. Derdimiz büyük arkadaşlar. Karar veremiyoruz. İnşallah bizim de dertlerimiz böyle olur. Umarım para sayma makinesi paraları sayarken takılmaz diyor. Evet. Kaç dolar? 2000 dolar. 2004,5'ta takıldı. Evet. O kadar çok paran var ki yani. Para sayma makinesi bile bozuluyor. Şu an birisi gelse bana bir tane para sayma makinesi verse, onu çalıştırmaya başlasam, normalde böyle diye sayıyor ya. Ben de yapacağı hareketi söylüyorum. Bitti. Ya para kalmadı. Zaten 5 tane param var. Şu an baktığınız saatin fiyatı tam olarak 1,5 milyon dolar. Abi Bugatti'nin saati ya. Yani o kadar da güzel bir saat de değil ayrıca. Yani ben beğenmiyorum mesela. 1,5 milyon ona vermek mi, yoksa 1,5 milyona böyle bir mansion satın almak mı? 30 odalı falan bir ev mi? Tabii ki 30 odalı ev. Ayrıca 1,5 milyonluk saati ben alsam, yani şuraya taksam, bunu böyle hareket ettiremem. Böyle falan durması lazım yani, çünkü bir yere çarparsam falan gitti 500 bin dolar. Oo, bu videoyu biliyorum ya. İşte zenginlik böyle bir şey abi. Bir uyanıyorsun, balkona bir çıkıyorsun, göklerdesin ya. Abi şu manzara, onun güzelliğine baksanıza. Para akıyor, para. Ben açıyorum camı, öyle işte. Binalar, apartmanlar, çatı falan filan. Şu bulut seviyesine bir türlü çıkamadık ya. O bulut seviyesine çıkmak parayla alakalı demek ki. Ne kadar yüksekte oturuyorsan o kadar zenginsin. Babandan ne istedin? Aston Martin. Hayır, Lamborghini istemiş de Aston Martin almış. Ayrıca kapılar açılmıyormuş ve ikinci el miymiş neymiş? Ya bu nasıl baba ya? İnsan çocuğuna Lamborghini almaz mı ya? Senden küçücük bir şey istemiş, Lamborghini istemiş. Sen gitmişsin ona Aston Martin almışsın. Hiç olacak şey değil yani, hiç kabul edilemez bir hareket. Bu arada doğum günümde bana Aston Martin almak isteyen varsa Insta'dan yazsın. Ben Lamborghini de istemiyorum, Aston Martin de yeter. Okula dönüş, zengin aileler edition. Evet, Lamborghini Uruslar, o da Urus, o da Urus, orada da Urus var, bir sürü Urus. Ayrıca G-Class, Range Rover, X7. Abi bize X7 daha görmedik bile ya. Evet, aileleriniz zenginmiş. Herkes Lamborghini Urus'a biniyor. Neyse, en azından bir kere de onlar ailenizin parası. Kendi bileğinizin hakkıyla çalışın, kazanın. Değil mi yani? Bence insanın kendisi kazansa daha iyi olur. Aile parasıyla herkes hava atabilir. Ben de işte böyle kendimi avutmaya çalışıyorum. Şımarık kardeşim babamdan para istiyor. Ne o? Param yok diyor. Ne kadar? Ne kadar para ihtiyacın var? Bu akşam için kaç para ihtiyacın var? 5400 euro mu bir gece için? Evet, ne yapacaksın acaba 5400 euroyu ya? 5400 euro oradan öyle desek, oo güzel para. Umarım 2023'te hepimizin derdi şu olur. Derde bakar mısınız? Para cüzdana sığmıyor ya. Yani derdimiz olacaksa da inşallah böyle olur ya. Eğer sen de paraların cüzdana sığmasın istiyorsan kanala abone ol. Göreceksin bak, aramıza katılınca güzel şeyler olacak. Bu Mercedes SL mi? Ne bu? Of çok güzel. Oo Supra, Challenger, Charger. Ya hayallerimin arabalarını toplamışsınız şu an ya. Her yerde müthiş arabalar var. Şunlardan bir tanesini verseniz bana yetiyor zaten. Bunlardan hangisini isterdiniz? Ben Challenger. Yine üstü açık Bentley gördüm ya. Yeşil Bentley görüyorum. Her yerde Lambolar, Bentley'ler falan. Bu kadar parayı nereden kazandınız lütfen söyleyin. Bu arada şimdi moralinizi bozmak gibi olmasın da, benim de moralim bozuldu. Geçen internette geziyorum, adamın biri diyor ki ben diyor günlük 5 milyon dolar kar ediyorum. Ama diyor ki Dubai'deki insanlar günlük milyar dolarlar kar ediyorlar. Günlük milyar dolar. Adamın 5 milyon kar etmesi mesela hiç şey olmadı bana, hiç abartı gelmedi o an. Bunu da sizle paylaşmak istedim yani, moralim bozuldu. Zengin evi çek. Bizim gittiğimiz otel gibi ya bu. İnsanların otel gibi evi nasıl olabiliyor ya? Tamam, ortam güzel. Bu kadar büyük bir evde kaybolursunuz ya bir kere. Hani bir yerden bir yere gitmek de zordur yani. Tamam, arkada güzel kapalı havuzunuz ve açık havuzunuz olabilir. Yani üstü hem açılıyor hem kapanıyor galiba. O çok güzel bak. Buna düştüm işte. Şurada biraz güneşlenmeyi isterdim yani. O neyin tuşu? Havuzu mu açıyor? Yukarıyı mı açıyor? Ha yok, havuzu açıyormuş. Ay havuzun içinde bir tane daha havuz var, şöyle küçük. Bakayım. Oh, burada da oturuyorsun, böyle fokur fokur su kaynıyor alttan. Beni de alsanıza aranıza ya. Abi ben bir gün gelip tatil yapabilir miyim sizde? Odalarımıza bakarak ailenin en favori çocuğunu tahmin et. Tahmin edelim bakalım. Monika. 12 yaşında Monika'nın güzel bir odası varmış. Morlu morlu. Kocaman yatağı var. Abi oda büyük. Tamam. Giyinme odası da var Monika'nın. David. 18 yaşında David'in neyi varmış? Mavi bir odası var. Televizyon var. Abi bu masa ne alaka ya? Mavi odada böyle masaya ne gerek vardı? Ne iş yapıyor acaba David?
Bagaja bak. Bu nasıl bir bagaj? Of, Rolls Royce mu bu? İçi çok güzel. Milyoner falan yazıyor ya orada. Milyarder yazmışlar yani. Mansory yaptıysa kesin bir Rolls Royce'dur bu, evet. Ya şu arabaya bir kere değeyim mi ya? Hani bir kere elimi değebilir miyim? Ankara'da ben bir tane Rolls Royce gördüm. O da zaten ışıklarda yanımda durdu ya. Yani hoş bir şey değil yanımda durdu. Zenginlik çek. Range Rover'lar, Louis Vuitton çantalar, Gucci'ler. Yatak odan senin böyle. Bir sürü kemerin var. Louis Vuitton'dan bir sürü eşyan var. Ev bu mu? Yalnız bak, ev işte beni şey yaptı şu an. Beni düşürdü ev. Arkadaki akvaryum mu? O nasıl bir akvaryum da öyle? Nereye yürüyorlar acaba? Evin içinde de garaj vardı. Tamam. Oha, yürü yürü bitmiyor ya. Nereye yürüdü bunlar? Benim evin bir ucundan diğer ucuna gitmem tam olarak 5 saniye falan. Zengin erkek arkadaşı çek. 15'inde Paris'e götürmüş seni. Ben 15'inde Metin 2 oynuyordum ya bilgisayar başında. Her yeri gezdiniz mi? 17'de Amsterdam'a. Sonra yine bir yere gitmişler. 15 yaşında benim günlük harçlığım 5 lira olabilir. İçecekler içildi. Of, eve bak, manzaraya bak. Evin içinde de bu mu var? Sinema salonu var. Başka ne var? Oyun salonu da gördüm. Orada bir sürü araba anahtarı görüyorum. Kim sürecek bunları? Efsane odalar görüyorum şu an. Sinema odaları falan. Ya şu zenginliği anlamıyorum ya. Abi, evde iki kişiseniz niye 50 tane arabanız var? O kadar zenginler ki hani fazla fazla araba almış. Kıyafetine göre araba alıyor herhalde. Neden bir sürü iPhone'un var ya? Sen telefon tamircisi misin? Telefoncu musunuz siz? Bence kesin telefoncu falan ya. Çünkü bir insanın bu kadar iPhone'u olmaz yani. Bu kadar kulaklığı da olmaz. Ateş etmişler telefonlara, ben anlamadım. Ne telefoncu abi? Bunu istedin, satın aldın. Bunu da istedin, bunu da satın aldın. Onu da istedin. Bunun markasını bile bilmiyorum ya. Hiç görmedim bile. Yalnız çok güzel arabalar. Şunun markasını bilen var mı? Neydi bu? Kimler bu kadar büyük bir evi olmasını ister? Hemen like'lasın görelim. Ben şu an like tuşunu kırmayı planlıyorum. Eve bakar mısınız ya? Manzarası var, havuzu var. Deniz manzaralı havuza giriyorsunuz mesela. Çok güzel değil mi? Hani ikisi de elinin altında. Of, göstermeyin ya. BMW. Sen de mi müthiş bir eve gireceksin? Açılıştan belliydi zaten. Maserati, işte mutfak, odalar falan. Sauna da var. Ay, ortam güzel ama ya. Sinema odanız da var. Evinizde sinema odası olsaydı ilk neyi izlerdiniz? Ailesinin kredi kartını almış ve şu takılmaya bir bakar mısınız ya? Bir araba kiralamışlar, işte otelde kalıyorlar falan. Yani bu hiç anlaşılmayacak mı? Kredi kartını niye aldın ki? Ayrıca da bu oteli karşılayabiliyorsan o kredi kartıyla, sen zaten istediğinde de seni gönderiyor olmaları lazım. Zengin çocuk peçete olarak 100 dolarları kullanıyor. Ya fake değil mi bu? Yani bu kadar saçma bir zenginlik olamaz ya. Gerçekten bu fake'tir. Kesin fake'tir. Ayrıca arada bir dolar gördüm. Abi çünkü ben dünyadaki hiçbir zenginin, yani gerçek zenginin şu hareketi yapacağını düşünmüyorum. Zenginler paralarını öyle kolay kolay çarçur etmezler. İşte bu gerçek zenginlik ya. Abi para sayma makinesi, altın kaplama. Yani bunun üstü yok daha. Adam para sayma makinesine altın kaplattırmış ya. Kim bilir ne yatı vardır, katı vardır, onlar da altındır. Kıskanmıyorum. Annesi yanlış renkte Yeezy almış. Sen de onları çamura bulayarak ona intikam mı alıyorsun yani? Ya bu şekilde mi olmak zorundaydı ya? Annene gidip deseydin ya, anne bunun fişini verir misin? Ben gideceğim farklı renktesini alacağım. Bu kadar basitti ya. Ailesi kolej için para biriktiriyormuş. 23 yıldır bunu kimse açmamış. Nasıl dayandınız ya? Buna nasıl sabrettiniz? 23 yıl boyunca para biriktirilemez, imkansız. En fazla ne kadar para biriktirebildiniz? Lütfen bunu yorumlara yazar mısınız? Ben max 10 gün falan. Yani. Çünkü oraya parayı attıktan sonra bir ihtiyacım oluyor. Benim hemen gözüm o paraya gidiyor. Onu oradan alıp onunla ödemem lazım yani. Oradan alınca bedava gibi oluyor çünkü. Ve sizce burada ne kadar para var? Onu da bir tahmin edin. Bence burada bir 50 bin dolar... Yok, abarttım sanki. Burada bir 20 bin dolar vardır ya. Uçakta kucağında paralarla... Bu şey değil mi ya? GTA 5'te heist'tan çıkarken biz yani... Biz de böyle oluyoruz işte. Yalnız abi bu paraların da fake olduğunu düşünüyorum. 16 yaşındaki çocuk buluşmaya Pagani Huayra getirmiş. Biraz ağlayabilir miyim lütfen? 16 yaşında bir buluşmaya nasıl Pagani ile gidebilirsin ya? Ya bu bir Pagani. Hani bu öyle her yerde görebileceğiniz bir araç değil. Bu Pagani Huayra. Gerçekten ben 16 yaşımı şu an düşünmek istemiyorum ya. Ben 16 yaşında ne yapıyordum? Dubai'de uçan araba. Yani Dubai'nin zenginliği hakkında zaten bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü kıskanıyorum. Yani çok zenginler, aşırı zenginler, öyle böyle zengin değiller. Kim bilir şu kaç paradır ya, kaç kişi de vardır ya. Ayrıca uçan arabalar falan hiç benim hayalimdeki gibi değil. Bu bildiğin
helikopterle drone karışımı ve araba karışımı bir şey. Benim hayalimdeki uçan araba böyle bir anda yükseliyor, bir anda hızlanıyor falan. Böyle pervaneyle değil. Eğer Dubai'de zengin birisiyseniz AVM'de yürümenize gerek yok. Yani herkes yürürken siz aracınızla gezebilirsiniz rahat rahat. Dediğim gibi çok zenginler. 65 yaş, 19 yaş. Yani ilginç bir ilişki ya. Lambolar, yüzükler, Rolex saatler, güzel güzel mekanlar, paralar da paralar. Ama ne bileyim yani garip. Bir sürü de para var. Babası yanlış renkte araba almış. Ya nasıl yanlış renk olabilir ya? Bu arabanın alınması zaten bir müthiş bir şey yani. Arabanın rengi önemli değil. Beni tanıyanlar zaten biliyorlar. Ben çok fena Challenger merakım var. Challenger'ım olsun da rengi olmasın ya. Demir rengi olsun, hiç umurumda değil. 250 bin dolarlık kutu. Nasıl ya? Bu kendisi 250 bin dolar mı? Ne var içinde? Herhalde içinde çok çok altın olması lazım. Yani her yerde külçe külçe altınlar olması lazım. Ama ben şu an boş görüyorum. Her şey boş. Hiçbir şey yok. Boş kutuya 250 bin dolar vermek. Emirates'in banyosu. Abi insanlar uçaklarda banyoya giriyorlar ya. Yani Emirates var ya işte onun VIP uçuşlarında falan banyo var. İşte istediğiniz gibi duş alabiliyorsunuz. Rahat rahat takılabiliyorsunuz. Bütün alan sizin. Bence ama biraz şov. Ne kadar uzun bir yolculuk yapıyor olabilirsin ki yani. Onda duş almasan ne olur? Ama zenginlik işte. Sunumdan zaten benim param gitti. Şu an bütün hesap kabardı. O ne ya? İyi bu hiç çekici bir şey değil ki. Tavuk mu bu, ördek mi, ne bu? Genellikle ama böyle zengin mekanlarda hep şey olur, öyle sunumlar olur. Saçma sapan işte garip garip sunumlar olur, bilirsiniz. O sunumları yaptıkları an bilin ki hesap kabardı. Erkek arkadaşım zengin çek. Hadi bakalım. Müthiş. Ben havuzu gördükten sonra zaten zengin olduğunuza inandım. Yani benim için zenginlik eşittir havuz. Milyarderin kızı bir haftada ne harcıyor? 5.5 bin dolar mı harcıyor? Ne bu ya 3720? Ne yaptı? Bir şey yaptı, anlamadım. Ha bunlar harcamaları, giderleri falan mı? Haftalık 5500 dolar mı? 5, 10, 15, 20. Aylık 20 bin dolar. Ben sadece şunu sormak istiyorum. Ne yaptınız? Milyarder olmak için GTA şifresini yazdınız. Louis Vuitton Chopstick. Sizce bir chopstick'in markalı ve altın kaplama olmasına gerek var mı? Sadece sormak istiyorum. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Şekilli bir mekana gittin, evet, etlerini. Hadi çıkar altın kaplamanı, chopstick'inle ye bakalım. Tadı değişecek mi? Tadı güzel geliyor mu? Daha güzel geliyor mu tadı? Aa, geliyormuş. Tamam, ben inandım. Yani abi işte chopstick ya, hani beleş zaten her yerde. Doğum günü hediyesi olarak ne güzel bir Porsche satın alınmış. Ablacığım iyi ki doğdun. İşte ömründe sana başarılar dilerim. Umarım kazasız belasız arabanın keyfi çıkarırsın. Umarım ki biz de ileride sevdiklerimize bu tarzda hediyeler alabiliriz. Ne kadar güzel konuştum ya. Of, Bentley görüyorum şu an. Yat görüyorum. Adam arabasını yatına koymuş. Daha ne olsun, piyano bile var. Güzel bir yaşam stili. Gerçekten zenginliği hissettim yani. Ne kadar ilginç bir kapı ya. Kesin arkasında müthiş zenginlikler var. Oo. Bu ev mi? Bu ev değil değil mi? Sizin eviniz değil bu değil mi? Otel falandır ya. Ne kadar garip bir ev. Zenginlerin cinsiyet partileri de bu şekilde oluyor. Abi şu yazılara bak, ışıklara bak. Ne bileyim, konfetiler falan havalarda uçuşuyor. Kesinlikle videonun en zenginini görüyorsunuz. Altın kaplama Rolls Royce. Daha da üstüne ne olabilir? Yatı altın kaplayabilirler. Helikopteri altın kaplayabilirler. O olur. Abi yattasınız ve para saçıyorsun ha. Ne kadar güzel. Bunlar fake. Kesinlikle fake. 1 milyon dolarlık masa mı? Ben yanlış mı gördüm? Bir saniye. 1 milyon dolar mı bunun fiyatı? Nasıl yani, neden? Ben gayet siyah düz bir masa gördüm. Çok para, evet. Sen bir video çekemedin ve mal varlığını gösteremedin değil mi? Bu şekilde paralarımı dizeyim de bari böyle göstereyim dedin. Sizce burada kaç para var? Ben tahmin edeyim, hepsi yüzlük olsa, şöyle 20 tane olsa, bence orada bir 1000 tane, yok abarttım. Bence orada bir 200 tane yüzlük var. Saat öğlenin 2'si ve Monaco'da havuza gidiyorsunuz. Dünyanın en zengin şehri zaten Monaco. Şu arabalara bir bakın. Ben Monaco'da olsam şu arabaları gördükten sonra benim keyfim kaçar. Zengin çocuk Rolex'ini koyuyor. Aa, masada oraya iddia olarak Rolex'ini mi koyuyor? Ne kadar rahat koydu, gördünüz mü ya? Abi o çıkardı şey 100 bin 200 bin dolar falan yani, böyle aldı koydu. Kim bu? Rolls Royce gördüm. Aa, Ronaldo. Reis ya. God geldi ya. Abi Reis. Rolls Royce almış hediye olarak. Reis vallahi ne diyeyim yani. Kıskandık ya. He vallahi da yani Rolls Royce ha. Hey Ronaldo, nasılsın, iyi misin? Benim de doğum günüm 22 Temmuz, haberin olsun. En kötü yılbaşı. Nasıl ya, Xbox var. Abi işte forma var. Telefon var. Ayakkabı var. Bilmem ne var. Kamera bile görüyorum orada ya. Nasıl en kötü yılbaşı olabilir? Bak güzel kardeşim, ben yılbaşında bir tane hediye bile almadım.
bir sakız bile almadım. O yüzden aldığınız hediyelere kötü deyip durmayın. Evet abla, özel jete ne kadar da güzel bindin yahu. Oh vallahi içim açıldı ya. Keşke benim de şöyle bir özel jetim olsa abi. Hem uçuyorum hem yemek yiyorum. Ve şöyle bir güzellik var. Ben nereye dersem oraya uçuyorum. Mesela özel jetin var. Bindin, dedin ki hey kaptan beni Maldivlere götür. Sonra yolda vazgeçtin. Insta'dan mesela bir şey gördün. Dedin ki hey kaptan vazgeçtim, Vegas'a çek. Ya hayalim bile çok güzel. Hediyeleri köpeği için almış Hermes'ten. Abi köpeğine bu kadar markalı şey almanın mantığı neydi ya? Ya köpek sence bu markaları anlıyor mu? Yani şuna 50 milyon milyar vermene ne gerek vardı ya? Bir sürü şey almış. Bundan ne, ben ayrıca anlamadım ki. Sadece ben bir frisbee gördüm. Bir tane de tasma gördüm. Gerisini hiç anlamadım. Santa look different in Monaco. Abi Monaco zaten dünyanın en zengin yeri ya. Monaco. Monaco'da oturuyorsan zaten zengin olmama gibi bir şansın yok. Lüks yerde oturuyorsun. Ne bu? Nasıl ya? Abi bu kendi yeriniz mi? Ya market mi var? Oturduğunuz yerde kendinize ait marketiniz mi? Benim çocukken hayalimdi ya abi, bir markette bütün gece kalmak. Bütün çikolataları yemek benim hayalimdi. Hesap mı gelmiş? Hesap ne kadar gelmiş? 4000 küsür dolar mı? Oo, abinin saati yalnız şu an beni benden aldı. Ya arkadaşlar ben ne yapacağım ya? Ben çok kıskanmaya başladım ama. Adamın kolundaki saat kim bilir kaç milyon milyar dolar ya. Ben de takmak istiyorum. Ben de o saatten mi olsun istiyorum. Enzo'nun Gucci tişörtünü açıyorsun. Aç bakayım. Enzo köpek herhalde. Köpeğe Gucci'den tişört mü aldın ya? Abi. Ya evet, çok tatlı, çok sevimli oldu da yani onun o marka olmasına gerek var mıydı? Dolap ayakkabılık mı? Oo, oradan gizli geçit var. Oradan abi televizyon odasına falan giriyorsun ya. Ya çok kıskandım ama şu an. Bayağı iyiymiş yani. Sen gidince işte bu. Sen gidince tesisat çıkıyor ya. Buz eritme makinesi mi? Herhalde bakırdan. Bunlar da pahalı oluyor ya. Buzu koyuyorsunuz. Ondan sonra üstüne bastırıyorsun. Böyle o işte alaşım olduğu için hızlıca buzu eritiyor. Zenginlerin buzu bile zengin duruyor bak. Şu buzun elitliğine bak ya. Bu nasıl elit bir buz ya? Bir de bizim dolaptakilere bak. Kare kare şu kadar şöyle. Eğer şu an kanala abone olursan eminim ki bir gün şöyle bir eve sahip olacaksın. Abi bu nasıl güzel bir manzara ya. Aa, çıldıracağım şimdi. Ben de size bizim manzarayı göstermek isterim. Bizim manzara da kötü değildir ha. Bakın efendim, tabii ki video parladığı için göremiyorsunuz. İşte bu da bizim manzaramız. Teşekkürler. Milyarderin çocuğuna kıyafetlerin ne kadar olduğunu soracakmış. Ne kadar? Hadi söyle bakalım. Ne o? Yüzük var. Tamam. Yüzük güzel. Saat. Pahalıya benziyor saat. 10.000 euro olmuş bile şu an. 13.000 euro bileklik. 3.000 euro mu o bileklik ya? Ha, 10.000 euroymuş. Ben şu an hesaplayamıyorum da. Totalde bir 34.500 euro falan var çocuğun üstünde. 54.500 mü? Abi çocuğun üstünde 58.500 mü? Ya benim totalde o kadar param yok bak. Ya şu yaşta benim 5 liram bile yoktu ya. Abi bu yaşta böyle pahalı şeyler falan bilmiyorum. Bence aşırı da gerekli değil yani. Açmak için böyle yapıyormuşsun. Bu nasıl bir araba ya? Abi bayağı şu an Uber bir şeyi göreceğim galiba. Direksiyon şöyle. Bu Batman'in arabası mı? Hayır, Batmobile değil mi ya bu? Bu nasıl bir zenginlik ya? Adamlar filmlerdeki arabayı almışlar. Oo, ortam çok güzel değil mi ya? Bu ne kadar müthiş bir manzara böyle. Orada da yüzen tahtanın üstünde pizza yiyorsun suyun içinde. Şu manzaraya bir bak ya. Hediye mi? Ne hediye? Bu nasıl hediye ya? İnsan insana G-Class hediye eder mi ya? Abi ne kadar güzel bir hediye. Bana da lütfen. Ne, doğum gününüz mü? Ne? Doğum günü hediyesi mi bu? Millet birbirine neler hediye ediyor ya? Ben de sizden doğum günümde hediye istiyorum. Doğum günüm 22 Temmuz. Hediye istiyorum abi. Bundan sonra böyle. Ben de hediye istiyorum. Ne istiyorum biliyor musunuz? Aşağıdan beleş bir şekilde abone olsanız yeter. Benim öyle G-Class'larda falan gözüm yok abi. Bedava abone ol. Bana yeter ya. Havuzda takılırken favori oyunlarını izlemek ister misin? Tabii ki izlerim. Yani siz istemez misiniz ya? Şurada havuza giriyorum, karşıda da televizyon var. Çok isterim. Lütfen, yani ister misin diye sordum. İsterim dedim. Onun karşılığında vermen lazım onu. İsterim abi, isterim. Rolls Royce'u niye boyuyorsunuz? Güzelim, Rolls Royce böyle mi boyanır ya? Abi çok kötü oldu. Bak ne kadar güzel beyaz siyah çift renk araç. Üstüne yeşil yeşil boyalar dökmüş ya. Allah, ağlayacağım şimdi. Ben hayalimde onun parasını birleştiremiyorum. İnsanlar onu gidip kötü kötü renklere boyuyorlar.
Dubai'de zengin insanların problemi neymiş biliyor musunuz? Bakın şimdi senin 1 milyon dolarlık araban var. Karşı komşunun 3 milyon dolarlık arabası oluyormuş. Yani zenginler de birbirinden zengin. Hakikaten orada zengin olmak da bir dert ya. Diyelim ki Ankara'da 50 milyonluk arabam olsa 50 milyonluk araba kaç kişi de var ki yani 3-5 kişi de var, kendini zengin hissedersin. Ama Dubai'de 50 milyonluktan 500 tane var. 100 milyonluk arabası olan var. 200'lük var. Kendini zengin hissedemiyorsun. İşte insanların da derdi bu yani. Evet. Ne güzel dert var. Sizce bu saatin değeri ne kadardır? Herkes tahminlerini yorumlara yazsın. Böyle garip görünüyorsa demek ki aşırı pahalıdır. Evet, ne kadar da güzel bir jet. Acaba stüdyo mu diye baktım da gerçek jet herhalde ya. Evet, çok da güzel yemekler. Oo, mis gibi. Abi gökyüzünde masada yemek yiyorsun ya. Ne kadar acayip bir şey. Hem uçuyorum hem masada yemek yiyorum. 4 milyon dolar mı bu araba? Kim bu? Ha, ne iş yapıyorsunuz diye soruyor galiba şu videolar var ya. İngilizce konuşmuyor, ne iş yapıyor diyor. Horacio Pagani. Adam Pagani'nin ta kendisi ya. Abi işte o milyonluk arabaları yapan adam bu ya. Oranın CEO'su ya bu. Ne iş yapıyorsun diye sorduğun adam Pagani'nin CEO'su çıktı. Yani 4 milyona araba satıyorlar. Kim bilir o adamda ne para vardır. Senede 10 tane satsa oradan güzel para. Bu ne? Altın kaplı BlackBerry mi bu? Ne bu? Nokia E71'e de benziyor. Benim buna benzer bir telefonum vardı gayet. Ama yani hiç de çekici değil bence altın kaplama olması. Ayrıca da eski yani tuşlu klavyeli telefon. Demek ki o bu o kadar da zengin değil. Zengin olsa bir kere de iPhone 14 Pro Max kaplatırdı. Evet, onu da kıskanmadık. Güzel. Hayatımda bu kadar kötüye kullanılmış bir para daha görmedim. Mermerden dumbbell yapmışlar ya. Mermerden dumbbell'ın güzel olacağı fikrine nasıl kapıldınız? Yani bu kadar boşa harcanan bir para daha göremedim ya. O paraları ne bileyim camdan aşağı atsaydın daha iyiydi. Mermer dumbbell ne ya? Özel jet problemleri. Özel jetin ne problemi olabilir ki? Kimse konuşmayı durdurmuyor. Herkes çok konuşuyor diyor. Yani normal uçaklarda da zaten herkes konuşuyor. Kaptan ne yapıyormuş? Bir şey olmuyormuş da yani abla, özel jetin derdi ne olabilir ki ya? Yok kaptan şunu yapmıyor, yok insanlar susmuyor. Sanki normal uçakta insanlar sessiz gidiyor. Özel jeti var bir de ağlıyor ya. 17'imde en iyi hayatı yaşıyorum. İyi, Allah bereket versin yani. Ne kadar çok paran var öyle. Yani ne diyelim ki, inşallah da daha çok paran olur. Ben 17 yaşında galiba haftalık 50 lira harçlıkla falan Metin 2 oynuyordum. Para için çantan mı var abla? Evet, çok küçük bir çanta, içine sadece para koymuş. Bu nerenin para birimi ya? Ben parayı da tanımıyorum ki. Güzel, evet, yani keşke kendine daha büyük bir çanta alsaydın abla. Gizli oda. Bakayım. Ooo, içeride kütüphane var. Çok iyi. Bence gayet güzel bir zenginlik yani. Salıncak var salonun ortasında. Alt katta oyun salonu, Atari'ler, bilmem ne, jetonlu oyunlar falan. Bence çok güzel. Yani hayalimdeki ev benim bu işte. Tamam, o Pagani'ler, Porsche'ler, Lamborghini'ler falan, onları da istiyorum da o jetonlu oyuncakları ben çok severim. Ablanın çalıştığı ev bayağı ben zenginim diye bağırıyormuş. Tamam, bu zengin itemi. Oo, bunu da biliyoruz. Tıklatınca ışık yakan dolap, bu da bayağı zengin itemi. Oo, benim arabamdan daha pahalı içecekler. 2 tane bulaşık makinesi falan filan. Yani evet, bayağı zengin itemi yani. Hatta o tıklatmalı dolap var ya, ben onu görmüştüm. Insta'da da hikayesini atmıştım. Sen evet, Insta'dan beni hala takip etmiyorsan görmedin onu. İşte onun ben fiyatını da biliyorum. Müthiş bir fiyatı var onun. İnsanların arka bahçeleri ne kadar güzel değil mi? Havuzları var, özel havuzları var. Orada barbekü partisi, o mutfak falan. Abi yani yeşillik bile ayrı bir yeşil ya. Mavisi bile ayrı mavi. Şu ortamın güzelliği beni gerçekten içine aldı ya. Çok modern bir duruşu var evin. Orada havuzun içinde bir şeyler var. Salıncak var, yatma yeri var. Ya çok güzel ya. Bizim arka bahçede ne var diyeceğim. Bizim arka bahçe yok. Çünkü biz apartmanda oturuyoruz. Olacak ama onlar da olacak. Ben kendi gözlerimde o enerjiyi görüyorum. Yapacağım onu, bir gün yapacağım. Abla senin zenginlik nedir, senin zenginlik? Aa, planörün var, uçağın var. Ne kadar güzel. Yani kaça aldınız? Bayağı da güzelmiş. Kaç kişilik? 4 kişilik falan herhalde. Uçağı almak mesele değildi. Onu park edecek hangarı falan kiralamak çok dert ya. Yoksa alırız yani. Uçak dediğin ne ki, elimizin kiri. Geliri yüksek bir ailenin tek çocuğusun ve çok şımarıksın. Abi köpeğin kıyafeti Prada galiba. Köpeğin üstündeki itemler zaten bir para. Bu da galiba zenginlerin arabalarına taktırdıkları kurşun geçirmez camın testi. Evet, kırılmıyor ya. Keşke hepimizin arabasında şöyle bir şey olsa. Kırılmayan cam kim istemez ki yani? Kim bilir kaç paradır şu. Aynen abi, o balyozla vurduğun kırılmadı, elinle ettirince kırılacak.
Acaba bir tekne kaç paraya? Ben bu videodan sonra onu aşırı merak etmeye başladım. Abi teknenin içinde havuz var. Yani daha ne olsun? Para eşittir bu video. Bakacağım bir tekne kaç para, böyle bir tekne. Böyle çıkmadı. Havuzlu tekne satılık. Bu nasıl bir fiyat? Zenginlik öyle bir şeydir ki kendi sodalı suyunuzu bile kendiniz yaparsınız. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oradaki tablete bas, sodanı senin bardağına doldursun. Sonsuz soda kaynağı. Köpek arabaya binmiyor. Oo, köpeğin bindiği arabaya bak ya. Abi önde gidiyor bir de. Çok güzel Lamborghini. Bir şey diyeceğim, zenginin köpeği de zengin duruyor, farkında mısınız? Ama ben gariban köpekleri seviyorum ya. Şu sokak köpeklerimiz var ya, onlar çok tatlılar ya. Çok garibanlar ya, böyle alttan alttan bakarlar falan. Arkadaşlarıma Chanel çanta hediye ediyorum. Evet abla, çalışmışsın, kazanmışsın, hediye etmişsin. Ne kadar mutlu size. İnşallah biz de bir gün böyle oluruz da arkadaşlarımıza pahalı pahalı hediyeler alırız. Zengin bir Dubai'li çocukla flört ediyorsun. Dior kolye, Louis Vuitton çanta, AMG arabalar falan, Fendi'den kolyeler, Balenciaga'lar, havalarda uçuşuyor. McQueen, McLaren'ler falan. Dubai, evet, çok garip yani. Dünyanın bütün parasını Dubai'ye toplamışlar ya. Nereden geliyor bu kadar para? Oo, bu video animasyon mu gerçek mi ya? Abi animasyon değil mi? Böyle bir zenginlik yok çünkü. Gerçi niye abarttım ki? 600 milyona insanlar yat alıyor yani. Şunu mu yaptıramayacak? Müşteri İtalya'yı çok sevmiş galiba. İtalya'yı Kaliforniya'daki evine getirttirmiş. Nasıl oldu ya bu? İtalyan mimarisi gibi bir şey mi? Oo, insanlara bak ya, sevdiği ülkeyi ayaklarına getirtiyorlar. Oldu o zaman. Benim bugünlük kıskanma kotam bayağı bir doldu. Özel okul araba edition. Göster bakalım kimin ne arabası var. Müdürün Huracan'ı mı var ya? Bir okul müdürünün nasıl Lambo'su olabilir abi? Bir sürü de güzel güzel Corvette'ler, bilmem ne, Porsche'ler. İyi yani, ne kadar bir özel üniversiteymiş öyle. Okulun yıllığı ne kadar acaba? Ben onu merak ettim şu an. Hani şu arabalara binen insanlar okula ne paralar veriyorlardır acaba? Ne kadar zenginim, evime bakın, çek! Bakalım evine senin de. Piyano zaten, yani bizim evi satın alır ya o piyano. Of ya, şu manzaraya karşı bir kere havuzunuza gireyim mi ya? Orada sahanız da var, şeyiniz de, ciminiz de var bir kere. Neyse dur, sakinleşelim. Bir su içelim mi? Hep beraber bir su içelim. Bence bütün yaralarımızı saracak. Babamdan nefret ediyorum. Kırmızı istemiştim. Evet ya, gerçekten hani bir insan nasıl mavisini alabilir? Kırmızı istemişsin ya. Atılan TikTok'a bir bakar mısınız? Babamdan nefret ediyorum, ben kırmızısını istemiştim diyor. Ne kadar ayıp ya. İnsan çocuğu kırmızı istiyorsa kırmızı satın alır, mavi almaz. Annesi yere yemek dökme demiş, o da gitmiş iMac'in ekranı üzerinde yiyor. Bak o kadar araba falan gördüm yani, onlar okey de şu hareketi ben yapamam. Zengin olsam da yapamam abi, yapmam. Bu kadar telefonun niye var ya? Abi anlamıyorum. Bu kadar telefonu ne yapabilirsin ki? Tablet 500 tane. Bir sürü laptopun var. O dronlar, telefonları yine vurmuşlar falan. Aynı çocuk herhalde ya. Bu kim? Bunu tanıyor musunuz bu adamı? Tamam, o da... Ay, o da yine zevksiz bir oda görüyorum şu an ya. Zenginlik bazen kötü kullanılmış galiba. Yine aynı adam var. Bu oda güzelmiş, bir sürü parfümler falan. Ya ben bunun mesela yarı parasına öyle bir oda yapardım ki bundan daha fazla zengin görünürdü. Arkadaşın zengin, çek. Hadi gel, göster kanka evini. Tamam, sinema salonunuz var. Evde heykel var. Ev 1, 2, 3, 4, 5 katlı falan. AVM gibi ev mi olur ya? Yine paralı adam çıktı. Ya bu adamın paralarının gerçek olmadığını düşünüyorum ben ya. Bu kadar fazla para olamaz. Atma artık. Yeter. Çok fazla para var orada. Evet. Oho. Yine aynı adam çıktı. Anladık abi, zenginsin. Tamam. Tamam anladım. Tamam tamam. Burjel Arap'ta video çekiyor. Ne o? Oradan ne aldı ya o? Onun yerine de para koy, ağırlık yapsın. Tabi balon uçmasın. Balon önemli abi. Bir çuval para dediğiniz tam olarak şöyle bir şey oluyor. İşte senin neden bir poşet paran var ya? O paraları neden poşette biriktiriyorsun? Sizce bu poşetten kaç para çıktı? Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Zengin şımarıkların TikTok videolarına baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da abone olmayı unutmayın. Abone olanlar kesin zengin olacak eminim. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.